Avis 2022 Türkiye Pist Şampiyonası birinci ayak yarışları Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pisti'nde düzenlendi. Aykır Apex ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk pist randevusunda Süper Grup'ta 10, Maxi Grup'ta da 7 olmak üzere 17 sporcu mücadele etti. Geçtiğimiz hafta programımızda Maxi Grup 1. yarışının geniş özetine yer ayırmıştık. Bu hafta ise Maxi Grup 2. yarışının özetini sizler için hazırladık. İşte 2. yarış için otomobiller griddeki yerlerini aldılar. İlk yarış sonuçlarına göre otomobiller ters gridden start alacaklar. Bu da izleyenlere daha keyifli anlar yaşamalarını sağlıyor. Ve kırmızı ışıklar söndü ve Maxi Grup 2. yarışı başladı. Bitchy Racing pilotu Seda Kaçan 2. pist yarışında pole pozisyonundan start alarak kendisi için bir ilki daha yaşadı. İlk yarışta mekanikten yarışa veda eden Ümit Ülkü 2. yarışa son sıradan başladı. Bitchy Racing pilotları Turgut Konukoğlu ve Barkın Pınar ise Audi ARS 3 TCR otomobilleriyle gerilerden başladılar. Barkın Pınar müthiş start alarak düzlük herkesi geçti ve liderliğe oturdu. Turgut Konukoğlu trafiğe takılınca ilk şiganı geride döndü. Temel Şamlıdağ Honda Civic Type R ile iyi start aldı ve ikinciliğe yerleşti. Ancak Ümit Ülkü az sonra atak yaparak kendisini geçti. Son sıradan başlayan Ümit Ülkü rakiplerini bir bir geçerek yarışın ikinciliğine yükseldi. Turgut Konukoğlu da atak yaparak Temel Çamlıdağ'a geçerek üçüncülüğe yükseldi. Pars Erdem yine istediği gibi start alamadı ancak yarış içerisinde temposunu artırarak rakiplerine geçmeye başladı. Bitchy Racing'in şampiyon pilotu Turgut Konukoğlu start düzlüğünde tecrübeli pilot Ümit Ülkü'yü geçerek ikinciliğe yükseldi ve Konukoğlu da rakiplerini tek tek geçerek liderliğe yeniden göz kırptı. İlerleyen turlarda Turgut Konukoğlu takım arkadaşı Barkın Pınar'ı da geçerek liderliği eline geçirdi. Birkaç viraj sonra Ümit Ülkü de Barkın Pınar'ı geçerek ikinciliğe yükseldi. Temel Çamlıdağ ile Ayhan Göllü arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Temel Çamlıdağ iyi savunma yaparak yerini bırakmıyor. Turgut Konukoğlu yarışın tek kadın pilotu ve takım arkadaşı Seda Kaçan'a tur bindirdi. Seda ilk sezonu ve ilk yarışına oldukça güçlü otomobili Audi TT ile çıktı. İlk sezonunda güçlü bir takım ve güçlü bir otomobille başlayan Kaçan, hedefinin ne kadar yukarılarda tuttuğunu da göstermiş oldu. Hayda, Ümit Ülkü'nün Honda Civic Type'ı bir kez daha beyaz havlu atarak yarışa veda etti. Temel Çamlıdağ ete suya dokunmadan yarışı 4. sırada sürdürüyor. Pars Erdem az sonra Turgut Konukoğlu'na geçilerek bir tur geriye düşecek. Biz söylerken Turgut Konukoğlu Pars Erdem'e tur bindirdi. Seda Kaçan yeni aracına ve pist dinamiklerine alışmaya çalışıyor. Kontrollü bir tempoyla yarışı sürdürüyor. Turgut Konukoğlu fazla ısınan aracı soğutmak için yavaşlayınca Pars Erdem kendisini geçti. Ancak Pars bir tur geride olduğu için halen Turgut'un arkasında yarışa devam ediyor. Pars bu kez yarışın dördüncüsü Temel Çamlıdağ'a geçti. Temel Çamlıdağ'ın Honda'sında da problem var gibi. Oldukça yavaşladı. Turgut Konukoğlu yeniden hızlandı ve Pars Erdem'i bir kez daha geçti. Aynı şekilde Barkın Pınar da Pars Erdem'e tur bindirdi. Bitchy pilotları bu kez Temel Çamlıdağ'da tur bindirerek ilk iki sırada peş peşe finişe doğru ilerliyorlar. Damalı bayrak bir kez daha sallanmaya başladı ve yarışı kazanan Bitchy Racing pilotu Turgut Konukoğlu oldu. Barkın Pınar ikinci olurken Ayhan Göllü ise üçüncü oldu. Pars Erdem dördüncülüğü elde etti. Seda Kaçansa beşinci oldu. TVS Racing pilotu Temel Çamlıdağ iyi başladığı yarışta mekanik sorun yaşadı ve finişe 6. sırada ulaştı. Yarış sonrası pilotlarla görüştük. Kolay bir yarış olmadı. Özellikle pazar günü. Bugün yarışı çok zorladı. Çünkü ters startı aldığım için en arkadan başladık. Startta önüm çok kapandı. İstediğim boşluğu bulamadım. Ama 20 tur yarış ve iyi beklemek lazım diye fazla risk almak istemedim.
Birinci turun sonunda çok güzel bir fırsat geldi. Önümdeki iki rakibim fren noktalarını biraz esnetmeye çalışırken içeride bir boşluk gördüm. Bir cesaretle girdim oraya ve önde kalmaya başardım. Çok heyecanlı bir geçiş oldu benim için. Devamında yarışı hep lider götürerek finişe kazasız belasız gelmeyi başardım. Ama bir ara otomobilin ısıları çok yükseldi. Mecburen birazcık ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım. İki tur, üç tur kadar soğuttuktan sonra tekrar normal tempomun yakınlarına dönmeye çalıştım. Tok da dönemedi gerçi. Çünkü bu aşırı sıcakta otomobilde çok yıprandı açıkçası. Harika. Burada olmak çok güzel gerçekten. Sezonun ilk haftasını bitirdik. İlk iki yarış. Gayet güzel geçti. Gayet keyifli geçti. Geçen sene bir test yarışı için start almıştım. Bu sene full sezon takip edeceğiz. İlk iki yarışta gayet güzel geçti. Takım arkadaşım iki yarışta birinci bitirdi. Ben iki yarışı da ikinci bitirdim. Turgut zaten geçen senenin şampiyonu. Aynı performansı devam ettiriyor. Ben de yavaş yavaş hem araca hem de pistlere alışmaya çalışıyorum. Ben de oğlumla buradaydım. Onunla podyuma çıkmak çok derece keyifli olacak. Çok heyecanlıyım çünkü hayalim olan Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışmaya başladım. Karting benim için buna çok güzel bir altyapı oluşturdu. Oradan öğrendiklerimle birlikte bu seneki hedefim otomobile bir an önce alışmak ve aynı iddiayı Türkiye Pist Şampiyonası'nda da sergilemek. Ama en büyük mutluluğum ve gururum sonuçtan da çok bağımsız olarak 30 yıl sonra yarışan ilk kadın pilot olmak Türkiye Pist Şampiyonası'nda. Bu çok gurur verici bir şey. Hayalim de daha çok kadın pilotun Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışması. İnşallah önce olurum ve kadın sayısı da daha da artar Türkiye Pist Şampiyonası'nda. Bitchi Racing olarak ikinci sezonumuza geçtiğimiz aylarda İtalya'da start aldık ve bu hafta sonu da Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk ayak yarışlarında çok güzel sonuçlar elde ettik. Birinci ve ikinci pozisyonda bitiren Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve gurur duyduğumuz kadın pilotumuz Seda Kaçan. Her şeyden önce bir takımın koordinatörü olarak, hele ki şimdi bir kadın pilotla beraber kuvvetlenen takımımızdan gurur duyuyorum. Takımımızın esas amacı bu spora katkıda bulunmak, genç pilotlara deneyim sağlamak, onları daha sonra Avrupa ya çıkartmak, uluslararası platformda başarılar kazanmak. Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağını bu başarıyla bitirdik. Ondan önce Vedat'ın Roma'daki başarısı ve bayrağımızı dalgalandırması devamını diliyorum. Geçen sene elde ettiğimiz tecrübeleri sezon bittikten sonra takımımıza, arabamıza aktarmaya çalıştık. Takımımızı biraz genişlettik. Toplam 8 kişiyiz ben de dahil olmak üzere. TVS Racing Team olarak ilk yarışımıza çıktık. İki yarışta gayet güzeldi. İki yarışta da maalesef solon lastiğimiz patladı. Bu sebeple yarışı bitirebildik ama maalesef podyumu böyle ramakla çok ufak bir şeyle kaçırdık. Ama olsun, daha önümüzde 4 ayak daha var. Umarım güzel işler çıkartacağız. Sevgili seyirciler, şimdi programımız sıradaki konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.